Geçenlerde gazetelere şöyle ilginç bir haber düştü. Ispanaktan dolayı yüzlerce kişi hastaneye kaldırılmış. Bugüne kadar ıspanaktan yüzlerce kişi zehirlenmiş mi? Herkes tarım ilacı dedi, tarım ilacı kalıntısı dedi. Ancak tarım ilacı da bu kadar çok insanı etkilemez. DDT bile etkilemiyor. Elbette uzun dönemde kanserojen etkisi var. DDT bile bugüne kadar yapılmış en tehlikeli zehirdir. O bile bu kadar hızlı ve geniş kitleyi etkilemiyor. Daha sonra yapılan açıklamada ıspanağa güzel avrat otu ve boru otu karıştığı şeklinde. Güzel avrat otunun etken maddesi atropin. Boru otunun ise skopolamin. Bunlar uyku getirici, hayal gördürücü, tehlikeli zehirler. Güzel avrat otunu baktığımızda içerisindeki etken maddesi atropin belladona. Belladona güzel kadın demek. Atropia ise öldürücü güzel kadın demek. Atropia bir Yunan tanrıçası, işte ölümle ilgili bir efsane. Diğeri ise yine zehirli bir madde. Peki hayatın olağan akışı içinde bu iki madde ıspanağın içine nasıl karışır? İşte ot karışmış. Peki ot bu kadar etkili midir? Yani gerek boru otunu gerekse güzel avrat otunu baktığımızda kolaylıkla ayırt edilir. Burada bir şey var. Başka bir şey var. Şimdi güzel avrat otu ve boru otunun nasıl etki ettiğine bakalım. Güzel avrat otunu biraz inceleyelim. Bu ne demek? Güzel avrat otu aslında bir zehir. Atropium bir zehir. Ne yapıyor? Zehirliyor ve zehirlenme aşamasında bir takım fiziksel değişiklikler var kadında. Göz bebeklerini büyütüyor. Yani biz günlük hayatta bunu fark edemesek bile, yani ufak göz, böyle iri gözü bir taksici, bir garson, bir tüccar bu şehvetle bakan bir kadını anlayabilir. Kuyumcular çok iyi anlar. Bir kadın bir malı gördüğünde, örneğin altını gördüğünde, takıyı gördüğünde gözleri fal taşı gibi oluyorsa o malı beğenmiştir. Asla indirmez. Eğer birine baktığında gözleri fal taşı gibi ise bunu beğenir. İşte bu zehir kadını, yani bu zehirlenme süresince gözlerini büyütüyor ve erkek de şöyle bir mesaj veriyor. Bu kadın beni beğeniyor ve kadını güzel buluyor. Bu yüzlerce yıldır keşfedilmiş ve uygulanan bir yöntem. Genellikle gelinlik kızlara yaparlar. Gelinlik kızlara krem, parfüm yaparlar köylerde. Yani köylerdeki şifacılar gelinleri böyle süslerler. Yani damat beğensin diye. Çocukken öyle gördüm. Ancak diğer bitkiyi de bakalım. Skopolamin. Bu bir alkoloid olup yüksek dozlarda derin uykuya daldırıyor, uyutuyor ve şöyle söyleyeyim, halüsinasyon gördürüyor, daha yüksek dozlarda ise zehirliyor. Ancak güzel avrat otu ve boru otunun bu kadar karışmasına imkanı olmadığı gibi bunda bir iş var. O da ne biliyor musunuz? Bunlar ıspanağı antifrizle yıkamışlar. Yani pazarda donmasın diye antifrizle yıkıyorlar ve kimya laboratuvarlarında ne yazık ki bulamıyorlar. Çünkü antifrizdeki bazı bileşiklerle, organik ve inorganik bileşiklerle boru otundaki ve avrat otundaki bileşikler ayırt edilemez düzeyde. Bu köylü kurnazlarının pazara götürürken antifrizle yıkaması sonucu bunlar düşünmüş ki nasıl olsa kimse anlamaz o şeyi. İyi yıkamayınca, yıkasa bile gitmeyince zehirlenmeler olmuş. Gördüğümüz gibi kimya hayatımızın her alanında. Peki bunlar suçu neden boru otunu ve güzel avrat otuna attılar? Şimdi bu güzel avrat otundan, atropium ve skopolaminden ilaç yapamaz mıyız? Aslında yaparız. Yani zaten yüzlerce yıldır kullanılıyor. Parfümeride, kadın güzelliğinde bu kullanılıyor. Zehirli mi? Elbette zehirli. Önemli olan zehir dozdadır, dozunda vermek. Kadını güzelleştiriyorsa ve düşük dozda zehirliyorsa demek ki işe yarıyor. Hani şunu derler ya, lityum düzeyin düşmüş veya ömür boyu lityum kullanmalısın, lityum sakinleştiriyor. Bu da aynı mantık. Lityum verince insan zehirleniyor ve zehirlenme belirtilerinden birisi sakinlik. Adam sakin oluyor çünkü zehirleniyor. Bunu da tedavi ettik diyorlar. Aynı şekilde bu halk, sadece Anadolu halkı değil, tüm Trakya, İtalya, Avrupa bu güzel avrat otundan küçük dozda kendilerini zehirleyerek kendilerini daha güzel, daha seksi ve çekici hale getiriyorlar. İşte bu geleneksel halk hekimliği. Peki diğerinde mesela skopolaminden uyku ilacı yapamaz mıyız? Elbette yaparız. Sorun ne? Sorun dozu ve diğer istenmeyen maddeler. Peki ıspanakta gerçekten bu avrat otu ve boru otu karışsa zehirler mi? Hayır, güzelleştirir ve uyku getirir. Yani o avrat otunun zehirlenmesi için ıspanak yerine onun yemesi lazım. Ispanak onunla karışsa ne kadar karışır ki? Bu kuyruklu bir yalan. Diğer boru otu da uyutur. Ancak yani avuç avuç yiyeceksin ki halüsinasyon etkisi olsun. Yani halüsinasyon etki demek bu zehirlemez veya kusma daha sonra gelir. Gördüğümüz üzere basit bir kurnazlığı, basit bir yalanı bize yanlış aktarıyorlar. Yani köylünün ıspanağı antifrizle yıkamasını bile bizlere anlatmıyorlar. Bir de şunu düşünün. Acaba ilaçları, aşıları yani biliyorlar da ne kadarını söylüyorlar. Bu sebeple kimya bilimi önemlidir. Kimyayı basitleştirmeli ve hayatımızın içine sokmalıyız. Bundan yüzlerce yıl önce İtalya'daki, Yunanistan'daki kadınlar kimya mı biliyordu? Hayır. Ne yapıyorlardı? Deneme yanılma yöntemiyle kendilerini güzelleştirecek ve sağlıklarını tehdit etmeyecek bir yol bulmuşlar veya boru otuyla bunlardan uygun dozu deneye bularak uykuya dalıcı, uyku verici madde elde etmişler. Bu sebeple bu iki güzel bitkiyi zehirden şifa elde etmek varken ıspanağı yapılan bu hakareti örtmek için kullanmak çok büyük bir ayıp. Ispanak ve diğer kış sebzelerinin antifrizle yıkandığı halde ve tarladan çıkarken bu şekilde uygulandığı zaten bilinen bir gerçek. Bunlar analizlerle çıkabilir. Bugüne kadar çıkmamış düşünün. İnsanlar işte yeşil sebzedir, sağlıklıdır, vitaminlidir deyip habire tarım ilacı ve antifriz kaynayan sebzeleri tüketiyorlar. Çok yazık yani, çok üzücü bir durum. Bu sebeple yani sağlığı, gıda üretimini bir başkasına bırakmamalıyız. Aynı şekilde denetimi de bir başkasına veya kuruma bırakmamalıyız. Çünkü bedelini ödeyen biziz.